Evlenmek istiyorum. Çok çok yakın geç evlenmek zamanda mı? istemiyorum. Birkaç sene yani. Birkaç sene. Birkaç sene sonra evlenmek istiyorum ya. Evet. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Benim bir ufak bir işim çıktı. Öyle mi? Sen düşünmüyor musun? Evlenmek mi? Evlenmeyi düşünüyorum. Ama ben 3-4 sene falan sonra düşünüyorum. Anladım. Hayırlı olsun. Evet, hepimizin hayırlısı olsun. Ya sonuçta biraz geç yani benim için. Kendim seninle beraber olarak konuşmuyorum. Ben kendi düşüncelerimi söylüyorum, yanlış anlaşılma olmasın da. Çoluk çocuk falan istiyorum yani böyle. Sevdiğim biriyle. Büyük bir aile mi istiyorsun? Geniş bir aile mi istiyorsun? Hayır. Bir ya da iki çocuk. Bir tane isterim normalde ama can sıkılır diye iki olabilir belki. İki kız bir erkek. Yani öyle istiyorum. Ben iki erkek bir kız istiyorum. Çünkü kızı korusunlar. Kızı korusunlar. Bak işte senin kafa yapısını o kadar iyi biliyorum ki. Çünkü benim işlerim olduğu sen zaman... Sen korursun canım. Ben zaten koruyacağım. Ben ama zaten benim, korurum. Benim işlerim olduğu zaman, dışarıda olduğum zamanlar... Şunu işte kardeşinin yanına gittiğim zaman sen arayabileceğim. Sen çocukları kullanırsın gerçekten. Çocuklarım. Niye? Şunu yap, bunu yap derken. Pardon. Hayır, kız kardeşini koru ya da yanına git. Hani benim olmadığım zamanlarda arayıp yönlendirebileceğim bir insan, bir kardeş olsun anlamında söyledim. Tek olunca zaten canları sıkılıyor. Yazık bu çocuklara. Gerekiyor yani ileriki zamanlarda da böyle. Kardeş her zaman gerekiyor. Sen çocuğuna nasıl davranırsın? Kendin böyle büyütüldüğün fark için... eder kız çocuğu ya da erkek çocuğu diye ayrılırsın. Kız çocuğuna her şeyi yapıyorsun, erkeğe kısıtlıyorsun anladığım kız kadarıyla. Kız çocuğuma her şeyi yaparım, elinden her bütün mal varlığımı veririm. Elini sıcak sudan soğuk suya, her şeyden korurum. Ama erkek çocuğumu biraz süründürürüm. Hayata alışması lazım. Hayatın gerçeklerini görmesi, kendisi çabalarıyla bir şeyler edinmesini isterim. Ben kısıtlamam yani. Her şeyin en iyisini. Ben de kısıtlamam. Her şeyin en iyisini isterim çünkü ben de... Hak ettiği her şeyi almasını isterim. Mesela olması gereken her şey olur. Elinin altı o hani. İstemeden alırım. Diğer çocuklara hani baba bunların ol, bunları var falan diye ilgilendirmem asla. Her şeyini hani alması gereken alırım ama abartmadan. Doğru bu arada. Aynen abartmadan. Çünkü benim de her zaman... şey yapasım gelir ama abartınca da çok şımarıyor. Hayatı da bilmesi lazım. Ben de öyle düşünüyorum. Mantıklı olan o bence de. Mesela şey yaparım direkt böyle... Ehliyetini aldıktan sonra böyle en lüks arabayı almam. Biraz böyle yavaştan başlatırım. Mesela bir normal ortalama bir araba alırım. Ondan sonra kendi çabalarımla bu arabayı yükseltirim. Hani yine altını yerden keserim. Taksitlere bak. Böyle yavaş yavaş veririm. Çünkü erkek çocuğunun savaşmayı öğrenmesi lazım. Hayatta kalmayı öğrenmesi lazım. Çünkü o da büyüyecek, çocukları olacak, bir ailesi olacak. Ona bakmayı küçük yaştan öğrenmesi gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Kız çocukları da prenses olduğu için. Onlara her şey müstahak. İstediğini alırım. İstediği her şeyi. Ben bu arada en büyük hayallerimden bir tanesi kız çocuğum olması. Çok değer veriyorum kız çocuklarına. Yani kız çocuğumun olmasını çok istiyorum. Ben de kız çocuğumun olmasını istiyorum. Babaya aşık olsun isterim böyle. Ben de annesine aşık olsun isterim. Hayalimdir. Kafam o kadar kaldırmıyorum bu arada. Yalan söylüyorsun. Evet. Hayır. Böylesin sürekli. Hayır. Bak. Gel burada oturuyorum. Ay ne kadar yalancısın. Kafam öyle mi? Sen böyle yapıyorsun. Değil yani. De şöyle de, şöyle yürü. Tamam gel, fazla yürüme. Boş ver, tamam yeter. Öyle yeter. Mi yürüyorum? Saçma sapan gülesim geliyor sürekli. Niye böyleyim ben? Çok mükemmel şeyler yaşıyormuş.
Hayata karşı gerçek. Böyle olmamız lazım zaten. Hani normalde de öyle biriyim zaten. Hep böyle pozitifim falan. Unutkanım bir de biliyorsun böyle kötü şeyleri atıyorum geriye. Ama burada olur. Sürekli de hani bir de uzaklaşırım. Mutsuz olduğum ortamdan uzaklaşıyorum. Kötü hissettiğim insanlardan falan direkt uzaklaşırım. Ama burada sürekli şimdi bütün gün beraberiz ya, o biraz sorun. Ama böyle kaçıp baş başa kalınca sorun kalmıyor. Olabildiğince o zaman baş başa kalmaya çalışacağız. Evet. Zaten öyle oluyor. Zaten. Zaten öyle oluyor. Seni yedirmem kimseye. Ben de kendimi yedirmem, teşekkür ediyorum da. Sen eğer bir daha sana böyle işte atıyorum laf atmaya kalkarlar, bir şey yaparlar, hiç ağzına bak. Söz ver bana. Söz verir misin? Söz veremem. Bir şey söylemiyorsun. Çok fazla üstüme geliyor, söz veremem yani. Bak, üstüne gelsin, sen sus, sen edebini koru, sen seviyeni biliyorsun zaten, seviyeni koru. Bu şekilde devam et. Boş ver, onların zaten seviyesine inmene gerek yok. Zaten muhatap olmak istemiyorum ki. Tamam, olma işte, gerek yok. Tamam. Sus, hiçbir şey deme. Onlar istediklerini söylesin. Otur orada tek başına gerekiyorsa. Ben gelirim yanına. Ya da öyle sen gel. Öyle yapıyorum zaten. Evet. Kimseyle konuşmuyorum. Kaynak saçları da ben bu sene öğrendim biliyor musun? Kaynak saç takıldığını bu sene öğrendim ben. Ben de hiç kullanmadım bu arada. Ben de burada. Kısaydı ya başta, hatırlıyor musun? Başta. İlk dönem, ilk zamanlarda. Normalde hiç o şekilde değildi saçı. Yanmıştı işte yine sarıdan dolayı. Sürekli her hafta kuafördeydim falan. Sonra koyu boyatıp kestirdim ben de. Sonra sıkıldım ondan da. Ben çok sıkılgan bir insanım. Her şeyden sıkılıyorum böyle. Sıkılgan. Sıkılgan. Sıkılıyorum, çok çabuk sıkılıyorum. Kendimde de böyle bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Genel olarak hayatta da böyle her şeyden işte. Ev. Gidilecek yerlerden sıkılırım bir süre. Giderim sıkılırım. Başka bir yer bulurum mesela. Kafe falan olsa bile anladın. Sıkılıyorum yani. Anladım. Öyle bir bakıyorsun ki anladım ben. Bak şimdi konuşmana gerek kalmadı anladın mı? Neden? Senden sıkılmam diye düşünüyorum. Onu diyecektim. Neden sıkılmazsın? Yok insanlardan sıkılmıyorum çünkü. İnsanlar hep böyle eski arkadaşlarım falan benim hep eskiden geçmişten tanıdığım insanlar. Yeni insan pek yani şu 3-4 senedir çok böyle yeni insan hayatımı almıyorum. Hep geçmişten geldim. İlkokul arkadaşlarım, hep uzun süreli dostluklarım var. Çocukluktan beri tanıdığım, liseden beri tanıdığım falan. Güvenemiyorum yani çünkü artık. İnsanlardan sıkılıyorum. O sorun bende de var. Ben bütün arkadaşlarım, bütün çevrem Düzce'de. Ben yaklaşık 3-4 senedir İstanbul'dayım. Arkadaşlarım var ama onlara hani çok güvenemiyorum. Arkada oturuyor sohbete, çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz ama dostum dediğim bir insan yok. Ben güveniyorum da ama dostum olmuyor. Ben arkadaşlarıma da güveniyorum nedense. Arkadaşlara önem veren bir insanım. Güveniyorum ama işte güvenim hep boşa çıktığı için artık güvenmeyeceğim, küstüm. Babamın hep bir lafı vardı, derdi ki oğlum bu hayatta bir tane dostun varsa dünyanın en şanslı adamı sensin. Eğer iki tane dostun varsa dünyanın en zengin adamı sensin derdi. Paraya pula ihtiyacın yok ama dost. Arkadaş değil. Dost. X. Var benim. Var yani. 20 saat boyunca ezber yapıyordum yani 2 sene boyunca. O ezber yapa yapa bu beynin çalışmayan yerleri de çalıştırıyorsun. Yani o mesela şu, bir bölgesi çalışıyorsa sen ezber yaptık ki diğer bölgeleri de beynin çalıştırmış olduğun için oralar hep açılıyor. Bıraktıktan sonra da hep böyle gelen şeyler, bilgiler oralara doluyor. Mu acaba diyorum hani unutamamın sebebi o mu? Çünkü her güne yeni bir bilgi diyorsun. Yani. Yer var yani anladın mı? O yeri açmışım ben zamanında. Acaba o yüzden mi diyorum bir yandan? Olabilir. Ya da senin burcun neydi? Başak. Yani burçtan dolayı da Başak burcu biraz. Burçtan dolayı olduğunu inanmıyorum. Çünkü beyinle alakalı ya. Ruhsal ama bir şey değil yani, ya sonuçta. Küçük şeyleri bile düşünür ya. Ondan dolayı da olabilir.
takıntılı bir burç diyorum. Küçük şeyleri bile beyninde sürekli her şeyi düşünen bir... Başak mı? Başak. Evet, bence evet, öyle. Takıntılı olduklarını biliyorum Başak'ın da. Öyle bu misin? Kadar takıntılı da olunmaz yani. Ben... Sen çok mu takıntılısın? Çok. Mesela senin yaptığın bir hareketi kolay kolay, yanlış bir hareket yaptım mesela. Kolay kolay unutamıyorum onu. Yani çok... Ama kendini hiç hassas değilsin. Küçük bir şey... değil. Hani büyük bir şey olduğu zaman ya da yani yapmaman, gerçekten yapmaman gereken bir şey yaptıysan mesela onu unutamıyorum kolay kolay. Ama sen hiç hassas davranmıyorsun. Çok yanlış, yani kötü bir şey bu arada. Ben buna şey olsun diye anlatmıyorum. Kötü bunu bir şey. Keşke unutsam ama... Ben unuturum. Gönlüm alınıyorsa unuturum. Yani. Belki de gönlümüz adam olmadığı içindir ya. Belki o yüzden unutamıyorum. Yani şu şekilde tekrar aklıma gelip de hani sürekli devam edecek bir şeyse bu, unutamadığım bir şeyse zaten devam etmem. Anladın mı? Öyleyim ben. Ama gönlüm alınırsa da devam ederim. Büyük bir şey olması lazım. Büyük olaylar olması lazım. Küçük şeyleri öyle takmam ben. Ölümlü dünya onlarla mı olur? Evet, o yönden haklısın kesinlikle. İyi şeylere odaklanmak lazım. Ne yapıyorsun pastalı saçım sen? Pasta belli olmuyor bu arada, pasta oldu. Ben dokununca onu hissediyorum, huylanıyorum yani böyle. Allah Allah. Evet, bak böyle şey gibi anlarsın ya, sert yapış yapış gibi. Bakayım. Hiç hoş bir şey değil. Yok. Sana öyle geliyor. Bana öyle gelmiyor. Yapış yapış gelmiyor. İşte, ne bileyim. Üzüldün mü sen? Çok üzüldüm. Çok mu üzüldün? Çok üzüldüm, ağladım. Üzülme. Benim yanımdasın şu anda. Dolman gerekiyor. İyi misin sen?